Uludağ Tepe yakınlaştı gibi görünüyor ama yine çok uzakta. İşte fotoğrafta görülen Yunan gözetleme yeri veya komuta yeri. Bence komuta yeri orası. Tabii ki aynı zamanda gözetleme yeri. İşte bulunduğu yer burası. Bu makaslı dürbün buradaymış. İşte makaslı dürbünün bulunduğu yer burası. Ben de öğle yemeğini burada yemeyi düşünüyorum. Tam burada. Şiddetli bir rüzgar var. Gözetleme yeri. Hala taşları bence duruyor. İşte burası. Tam karşıda Çalışköy'ü var. Evet, saatimiz 3'ü 10 geçiyor. Ben Uludağ Tepe'deyim. Karşıda görülen Uludağ Tepe. Şu anda bulunduğum yer Yunan kuvvetlerinin geldiği son nokta. Fotoğrafta görülen makaslı dürbün ve Yunanlı subayların gözetleme yaptığı yer burası. İşte onların, o işgal kuvvetlerinin gelip burada gözetleme yaptığı yerde neredeyse 100 yıl sonra ben karnımı doyuracağım. Buradan önce Durupınar'a gittim. Durupınar'ın üzerindeki Gavur Kalesi denilen yeri gördüm. Orada mevzileri aradım. Mevziyi bulamadım. Bir iki antik alan buldum. Oradaki bayrağı düzelttim. Saatlerce yürüyerek buraya geldim. Bu kez yiyeceğim kuvvetli. Burada karnımı doyuracağım. Diğer yere geçeceğim. Hemen aşağıda, kamerada görünmüyor muhtemelen, eski adıyla Sindiran. Daha sonraki adıyla Gökgöz. En son adıyla da Yenici. Orada yaylasıyla beraber birleşik 4. Tümen'in bulunduğu sorumluluk sahasındaki köy. Bu tepenin hemen sağ arkasında Sığırcık Çiftliği var. Benim gerimde de Çalış var. Şu kolumun gösterdiği yerde de Güzelce Kale var. Durupınar da yine kolumun gösterdiği istikamette. Burası Yunanlıların son noktasıydı. İlginç. Benim işgal kuvvetlerinin makaslı dürbün koyduğu gözetleme yerinde karnımı doyurmam İlginç. Bunu burada can vermiş aziz kahramanlarımızın hatırasına yapıyorum. Anlayan anlar. Galiba yiyeceği hak ettim bugün. Fakat bu kez hazırlıklı geldim. Sabah 6.30'da evden çıktım. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Bu saate kadar tepelere in çık yapıyorum ve karnım oldukça aç. Bugün ne var? Peynirim var. Fakat bu peynirim cebimde çok dolaştı. Saatlerdir bu sıcak havada. İnşallah bozulmamıştır. Koca bir zeytinim var. 15-20 tane domatesim var ama domatesler de biraz sırtta mırtta taşırken patladı çatladı. Olsun. Bir tane elmam var. Tabii ki bu kez hazırlıklıyım. Islak mendil var. Bir tane ton balığım var. Fakat ton balık limonsuz yenmez. Bir tane de limonum var. Tabii ki ekmek var. Ekmekler biraz çok. Bunları hayvanlara veriyorum, artanları. Bu kez biraz daha lüks olsun diye sağa sola gelirken
delmesin diye de bu su kabının içerisine çatal bıçak koydum. Her şeyim var, sadece tuzum eksik. Suyumu unutmuyorum. Bu büyük bir gurur. Gençlere örnek olsun. Bu ülke için savaşanları unutmayın. Hatırlayın ve hatırlatın. Müthiş bir duygusal ortam. Karnımı doyurmaya çalışacağım. Hay maşallah. Bol limonlu. Buna şöyle banmazsam limonlara boşa gider. Afiyet olsun. Afiyet olsun diyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.